Herkese merhaba. Bugün çilek reçeli yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1,5 kilo çilek, 1 kilo 350 gram şeker, 2 tatlı kaşığı tereyağı ve yarım limonun suyu. Ve bu işlem bittikten sonra çilekleri, çilek reçelimizi kavanoz gerekli, boş kavanoz gerekli. 3 tane kavanoz, boş kavanoz, temiz boş kavanoz. Evet, şimdi işlemlere başlayalım. Önce çileklerimizi güzelce yıkadık, saplarından ayırdık. Güzelce bıçağımızı kestik, doğradık tenceremizin içine. Şimdi altını yakıyorum. Orta ateşe alacağım ısıyı. Evet, orta ateşe aldım. Ve tereyağımı ekliyorum. 2 tatlı kaşığı tereyağımızı içine ekledik ve bunu şu an 7 dakika bu şekilde karıştıracağız. Orta derece ateşte karıştırıyoruz. 7 dakika boyunca bu işlemi yapacağız. Orta derece ateşte. Şu şekilde. Evet, şimdi 7 dakika oldu. Şekerimizi ilave ediyoruz. 1 kilo 350 gram şeker ilave ediyoruz içine. Siz daha tatlı olsun isterseniz 1,5 kilo şeker de koyabilirsiniz. Biz çok tatlı sevmiyoruz reçeli. Çok tatlı olsun istemiyoruz. Evet, şekerimizi ilave ettik ve orta derecede olan ateşimizi şöyle karıştıralım güzelce. Ve ocağımızın altını kısıyoruz tamamen. Ocağımızın altını kıstık. Gördüğünüz gibi şöyle bir akışkanlığı var. Güzelce şekeri çözüyoruz, karıştırıyoruz. Evet, şimdi kısık dereceli ateşte 13 dakika pişecek. 13. dakikanın sonunda limonu ilave edeceğiz. Tabii bu pişerken bir taraftan da ara ara karıştıracağız. Evet, şu an kaynıyor. Üzerinde köpükler oluşuyor. Bu köpükleri şöyle bir kaba alıyorum ben. 13 dakikanın bitmesine de az bir süre kaldı bu arada. Karıştıralım. Gördüğünüz gibi kıvamı şu şekilde. Evet, bu tarifte kesinlikle su yok. Su katmıyoruz. Bunun cıvıklığı, tabii ki reçel bu kadar cıvık olmaz bilirsiniz ki. Bunları kavanoza koyup soğumaya bıraktığımızda o kıvamını alacaktır.
Onun için endişelenmeyin, merak etmeyin. Bu kıvamı koyulaşacaktır. Şimdi 13 dakikamız bitti. Limon suyumuzu içine ilave ediyoruz. Şöyle. Şimdi 1 dakikada bu şekilde kaynatacağız. Evet. Limon suyumuzu ekledik en son ve limon suyuyla da 1 dakika kaynattık, karıştırdık ve ocağımızın altını artık kapatıyoruz. Ve kavanozlamaya başlıyoruz. Şuradan temiz kavanoz alıyoruz. Çok sıcak olduğu için dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için şuradaki tahtadan yararlanacağım ben birazdan. Çünkü kavanozu tutamam süre sonra. Evet, bu şekilde kavanozluyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz. Dediğim gibi bu kıvamını alacaktır. Şimdi biraz daha cıvık. Soğuyunca kıvamını alacaktır. Normalde reçel gibi görünecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi günler.